Evet, adalete inanan insanlar tekrar merhaba. Bugün 9. gün. Yine internet erişim olmadığı için canlı çekiyorum. Bugün Direnişin Kalesi Samandağ'dan ilçe başkanımız, ilçe gençlik kolları başkanımız, ilçe örgütümüz, belediye başkanımız. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne katıldı. Adaletin önüne duvar örenler bilsinler ki o duvar, duvarınız vız gelir bize vız. O duvarlar yıkılacak, yıkılacak. Topal bir gazeteci edasıyla kameranın karşısına geçti. Süreci hem kendisi değerlendirdi hem de yürüyüşe katılan, aralarında İstanbul Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, gazeteci Uğur Dündar gibi isimlerin de olduğu partililere düşüncelerini sordu. 5. etapta tekrar beraberiz. Şu anda yanımda İstanbul'un efsanevi başkanlarından Sayın Büyük Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikteyiz. Çok sevdiğim değerli abim. Sayın milletvekili, evet. Öncelikle seni kutluyorum. Senin başarılarını kutluyorum. Demokrasi adına, barış adına, özgürlükler adına, adalet adına verdiğin mücadelelerin dolayı seni tebrik ediyorum. Özellikle Hatay'da hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden tüm yurttaşlarımla el ele, kol kola, omuz omuza olman beni alabildiğine mutlu ediyor. En büyük arzumuz şudur: Türkiye'de adalet olsun, dünyada adalet olsun. Bugün 9. gün, yürüme eline devam ediyoruz. Son etapta, şimdi de onur konuğu Sayın Uğur Dündar, gazetecilerin piri. Uğur abi, ne evet. düşünüyorsunuz? Vallahi adalet özlemiyle yollara düştük, yürüyoruz. Aslında bu sadece bizim bireysel bir özlemimiz değil. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin özlemi değil. Bu 80 milyonun özlemi. Çünkü adalet herkes için gerekli. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm yurttaşlarımız için gerekli. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü 9. gününü geride bıraktı. Hatay'dan partililer de adalet arayışında Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı. Sağanak yağmur altında dahi İstanbul'a adımlar atıldı. Adaletin önüne duvar örenler bilsinler ki o duvar, duvarınız vız gelir bize vız. O duvarlar yıkılır.